Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Yine bir ava geldik bakalım. Bugün lüfer kovalayacağız. Av yaptığım yer bayağı zorlu bir mera. Böyle bir düşmeden gidersem takınak da çok burada. Dalarlayan yüzülmek çok zor da. Deneyeceğiz bakalım. Evet. Aldım, bir şey geliyor. Oo, ne basıyor? Lüfer herhalde. Evet, bakalım. Geldi. Ne geldi? Oo, çok güzel bir orfoz geldi. Bakar mısınız şuna, minnacık. Harika bir orfoz. Çok güzel bir orfoz. Bunu salacağız şimdi. Ah, şunu kaldıralım. Arkadaşlar, orfozun biliyorsunuz avlanması yasak. Böyle hemen fotoğraf çekeceğim ve bu balığı salacağım. Evet, hangi yemle aldık? Baratackle'ın Bang Bang'i ile aldık, şu sarı kafayla. Faruk Emre Aslan, trofe. Av marketi. At dedin, attık. Bir tane orfoz yapıştırdı senin yem. Şöyle zarar vermeden çıkaralım. Aman. Elimi değirmek istemiyorum arkadaşlar. Bunun derisi hassas olduğu için şöyle zarar vermeden çıkardık. Bu güzel orfoza ait olduğu yere bırakıyorum. Hadi bakalım, gitti. Evet, ava devam. Tekrar atalım. Orfozu şaşırdım daha doğrusu. Tam burada orfoz vardı da hiç beklemiyordum. İyi oldu, ilk balığımız orfoz geldi. Ah, çok fena. Hem yemim takıldı, hem bir de ıslandık. Böyle kırmadan çıkaralım. Balık aldığımız yem anında gitti ya. Tüh. Çok kayalık bir mera. Yem de 21 gramdı. Yüzdürmek zordu da gene de bir denedim. İkinci atışta balığı almıştık. Üçü göremedik. Balık çok yakında basıyor. Lüfer kıyıya kadar girip avlanıyor ama çok sığdan yüzdürebileceğim bir yemim yok şu an çantamda. O yüzden derinden çekmeye çalışıyorum. Bu 21 gram Baratackle Bang Bang. İşte sığ dalarlı bir yem olduğu için geldi. Atar atmaz geldi.
Lavos galiba kayaya girdi. Bakalım ne geliyor. Evet. Yine bir lahoz. Lahoz yemi midir nedir? Emre kardeşim, senin bu yeme niye hep lahoz atlıyor? Zaten taşın altına girdiğini anladıydım. Vah lahozlar ah. Bunu da hemen bir fotoğraf çekip bırakalım arkadaşlar. Orfoz yasak. Hele bu boydaki orfozları sakın almayın arkadaşlar. Bunlar bizim denizimizin en kıymetli balıkları. Yarın bir gün balık görmek istiyorsak orfozların, lahozların açtığı deliklere giren balıklar. Bu şeyleri koruyor. Küçük balıkların popülasyonunu koruyor. Çıkaralım şunu hemen yine zarar vermeden. Ah. Ha düştü kendi. İyi isabet oldu. Oo ben de düşecektim. Mera çok zorlu arkadaşlar. Gerçekten ayakta zor duruyor zaten. Her yer kayalık, kaygan. Yemler takılıyor. Evet arkadaşlar birazcık atacağım. Kayranın 3 gramıyla. Bir başlayalım bakalım. Evet. Oho, daha atar atmaz bindirdik bir şey. Ne geliyor acaba? Atar atmaz bindi arkadaşlar. Bir tane hani. Küçük bir hani. Bununla bir fotoğrafını çekelim hemen geri salalım. Şöyle durduralım yüzü. Atar atmaz bindi arkadaşlar daha. Evet arkadaşlar şimdi fişin kaki rengi 5 gramını deneyeceğim bir. Bu offsetli bir iğne. Tekrar Texas Ring denilen sistemle bağlı. Takınağın bol olduğu yerlerde bu yemi tercih edebilirsiniz. Şey vurdu alamadı. Bakalım silikonumuz ne durumda. Sağlam sürtmemiş de. Oo. Yandan saldırmış. Lüfer var herhalde içeride. Kesmiş almış yeme. Bir daha bir deneyelim bakalım. Bekleyelim biraz insin bakalım yani belki altta lahoz falan vardır büyük bir lahoz tutabilirsek. Evet aldım bir şey. Aman ya Rabbi gene aha lan hadi al lan hadi al lan.
Evet. Lüfer arkadaşlar. Yemimi kesti. Abi lüfer var. Kesti. Lüfer var aşağıda. He. Durun bakayım, bu yarım silikonla bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Ah gene vurdu. Lan hadi şunu bir al ya. Böyle bir arkadan ısırsa balığı çıkaracağım da yemi mahvetti, gene de deneyeceğim ya. Bu yem tek parça kalana kadar atacağım. İndirim bir şey aldım. Evet evet, bu sefer aldım. Bakalım ne geliyor. Kaya balığı geliyor herhalde. Ah, taşın altına girmeye çalışıyor. Lahos mu? Bakalım. Evet, yine lahos. Bugün lahoslar beni bırakmıyor. Şu yavru. Aman ya Rabbi ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi fotoğrafını çekelim. Evet, fotoğrafı çektik. Salacağız bunu. Yine gripper'la alayım. Yemimi lüfer kesti kesti. En son şu lagosu sandırıp bakar mısınız arkadaşlar? Çok yakışıklı bir balık ya. Bu balıkların varlığı gelecek nesiller için çok önemli arkadaşlar. Bunlar kayalarda oyu kaçtığı için diğer küçük balıklar girip orada sığınıyorlar. Zaten bir kayalıkta orpos terk ettiği zaman orayı, orada hiç balık popülasyonu kalmıyor. Şöyle size de bir fotoğraf gösterelim. Şöyle dokunmadan. Bu küçüklüğünden beri avcı, bakar mısınız şuna, ağzı kocaman, zaten her şeyi atlıyor. Çok da güzel renkleri var. Rabbim öyle güzel yaratmış ki. Pırıl pırıl bir balık. Daha fazla zarar vermeden bırakalım bakalım. Yemimiz ne durumda? Yem iyice perişan oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Fiş de böyle. Çok kaliteli bir yem ama çok çabuk dağılıyor. Çok da pahalı. Jig yaparken kaçınılmaz yani. Herkesin çantasında muhakkak olur tekneden avlananlar için. Böyle dibe düşüreyim biraz. Belki büyük bir girida bindiririz. Burada girida var mıdır bilmiyorum ama. Lahos kayanın dibinden arkadaşlar çıkıyor. Lap diye biniyor yeme. Ah, gene bir şey vurdu, alamadım. Bakalım bakalım. Benim bu yem savaşçı çıktı arkadaşlar. Bütün balıklarla savaşıyor. Kuyruk gitti, belinin yarısı gitti ama hala bir şeyler getirecek. Dur bakalım. Evet, aldım. Ah, gene lahos herhalde. Aslında
Aynen öyle, boş gelmedi vallahi. Evet, yine bir bebek lahoz. Bre, bugün peşimi bırakmadı. Ne dedin abi? Yok, bu lahoz. Aşağıda çok lahoz var herhalde. Ya maalesef hiç alıkoyabileceğim de bir balık çekemedim, hep lahozlar bindi. Bu dördüncü mü beşinci mi lahoz? Heh, şu yavruyu da atalım. Levent abi oradan atacak lahoz mu yapıyorum diyor. Bakar mısınız ya, yemli hale geldi. Neyse, yem bitene kadar gider. İnşallah büyük bir grida alabiliriz, onu ala koyabiliriz. Bunlar varsa muhtemelen gridalar da vardır. Aşağıda kefal türleri geçiyor. Yem çok arkadaşlar, yani maket balıkla bu kadar bol yem varken kandırmak çok zor. Çok yem attık yani. Zaten aksiyonumuza, avcılığımıza güveniyoruz ama yem çok olduktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Balık dönüp bakmıyor yani, önümde bir sürü zaten isabetli kefal var. Bir şey daha aldım. Bu lagos değil galiba. Aşağı basıyor. Yok, bu da lagos. Ha yok. Ooo. Kara göz aldım. Fişle kara göz aldım, hem de tabak. Hadi buyur. Yemim de gitti, Allah kahretmesin. Yemim gitti abi ya. Kara göz için arkadaşlar 200 liralık yemim gitti ya. Ama var ya, kara göz de tabak gerçekten ha. Allah Allah. Abi tabak. Evet. Evet. Yememizin son hali bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek parça karalan kadar savaştı benim 5 gramlık fiş. Evet, Ahmet abi çok güzel bir balık aldı. Ahmet abiyi çekelim de bari güzel bir balık izleyelim. Çekiyor bakalım. Çok güzel bir şey bindi oraya. Yaklaşalım bakalım. Gerçi oraya da gidişimiz biraz perişanlık olacak ama. Getir bakalım Ahmet usta. Çok güzel bir balık çekti. Of, fena bir lüfer çekti. Aman ya Rabbi. Gidelim de çekelim, yardım edelim Ahmet abiye. Kıyılamaya çalışıyor. Fena bir lüfer bindirdi. Düşe kalka. Çok fena bir balık bindirdi. Sabun gibi kayıyor altım. Aman ya Rabbi. Usta ne yaptın ya? Müthiş yerden girmiş ama. Komple ambarlamış. Fena balık çekti Ahmet ustamız. Eline sağlık. Bakın arkadaşlar, çok bulunmayacak bir balık. Çok güzel balık abi. Sırtı karaya dönmüş artık. Harikasın. Maşallah. Mükemmel. Evet, aynı yere, aynı yere. Bu tek değildir ya. Mükemmel. Helalim var be, yordu mu? Süpersin abi. En az 3-4 defa zıpladığını gördüm ben. Çok fena güzel geldi.
Açık abi. Evet arkadaşlar. Böyle büyük lüferler az kaldı. Kıyıdan almak iyice zor. Çektin mi? Ben çektim. Ahmet ustamız çekti balığı. Güzel dev bir trofe. Al kaldır şimdi. Patlatsın ama kendi patlatsın. Ha. Battı battı o. Hah bırak. Bir daha at. Bir daha at. Niye almadı? Yan aldı evet. Ben şöyle bir at gelirim. İşte şimdi mesela. Yavaş yavaş start. Ben bu zoka bile balık tutuyorsa bunlar tam manyak. Keşke buraya zokayla git. Vallahi kalamarı götüremezmişiz be. O zaman bir daha hazırlıklı geleceğiz kral. Aha geldi. Abi sen ne diyorsun ya? Bir bu var ya bu. Orada. Aldı. Aldı. Hafifçe kaldır. Hafifçe kaldır. Al. Kaldır. Kaldır. Bravo getir. Al onu. Lan Levent abisi getir. Ne yaptın sen? Getir. Her tarafımızı bırak. Dinle. Şuna bak maymun etti bizi ya. Ay seviyorsun da. İlk kalamarım. He? Bir de konuşalım. İlk kalamarım. Abi sizin. Kestik. İlk kalamarın mı? İlk kalamarım abi. Teşekkürler abi. Şöyle yakın çek o GoPro çok güzel çeker. Allah ısırdı. Bir şey olmaz. Yapışır o. Zaten bak bir kalın beyler. Ben koyacağım. Evet devam et Levent abi. Ne söylüyorsun kalamarın, buradan kalamarcılara? Kalamarın. Tazeliğini unutmayın bunu başkasından alırken de vantuzlarına elinizi değdirdiğinizde yapışıyorsa taze kalamardır. Yoksa almayın. Evet devam abi. Bravo ustad. Ulan her tarafımız mürekkep yaptı ya. Dur. Abi diyorum sana bura bastığını getir hele. Yavaş yavaş sar bir göreyim. Hani nerede ben zokayız böyle? Bomba. İleri atayım dur. Bak ileri. O senin Zafer abiden. Balık içi kanter diyorsun ha. Bir el de bana atmadı lan. Bak suyun üstünde duruyor abi. Hadi. Hemen oraya azın üstüne at yavaş yavaş çık. Ben ne kadar bakıyorum bana. Ha arkasına gidiyor. Yok dur kaldı. Bırak sürüyorsun. Görmedi. Yok. Daha Levent abi burada patlak renkleri tavsiye tabii ediyorsun tabii, değil mi? Sen de siyah. Siyah da çok güzel yapar akşamüstü. Ondan sonra parlak pembe ya. En favori rengim benim o. Parlak renklere avantajlı izliyorsun ha. Pembe bu. Çingene bu kalamar. Çingene ha. Adamdan korkmaz. Işıktan korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Abi bu kalamar levrekten gönüllü desene ya. Abi ben kalamar avcılığı başkadır. Buradan Ferhat Kipdemir abi. Ferhat abi sana sevgilerimizi sunuyoruz. Ne biliyorsak senden öğrendik abi. Eyvallah abi. Sen de işte diğerleriyle paylaşıyorsun. Tabii. Ferhat abi kalamarda Türkiye'de tektir yani. Kalamarı attık diyelim. Şimdi sayıyoruz tabii. Meraya göre değişiyor bu. 3,5'lık, 2,5'lık. Sizin bokanızın manuelli kitapçıklarında yazar. Ya da şeyinde. İşte kaç saniye, 1 saniyede kaç metre daldı. Önemli olan sürüyü tabandan kaldırmaktır. Tabana çok da tabana indirirsek zokayı bırakıyoruz. O yüzden çok şey yapmadan kaldırıp iki defa vurup tabandan kaldırıyoruz o geri süzülüyor. Tıp yapıyor bırakıyoruz o geri süzülüyor. Bu arada alıyor zaten. Tıp yaptık geri bıraktık. Hep bu şekilde. Sadece son 5-6 metrede bir iyice bakın içinde varsa mutlaka gelip ısıracaktır. Balığı aldığınız yere de hemen yanınızdaki arkadaşınız hemen aynı yere yapıştıracak. Her sürüde 8-10 tane vardır. Mutlaka bakıyorsunuz peşinde var mı yok. Yani burada hiç başka icat çıkarmayın. Bir yerde balığı kalamarı aldıysanız orada sürü oradadır. Orayı sağın ondan sonra devam edin. Buyur abi. Teşekkür ederiz usta. Nasıl gelsin. Sağ ol teşekkürler usta. Senin kardeşin peşine geldi değil mi? Evet.
karides de şimdi. Aslında karides manyağı bunlar. Karidese bayılır. Hatta son çıkan karides, sikon karideslerin kıçına doka koymuşlar, kanamar dokası. O da çok etkili yani. Bayılıyor kanamar. Artık herkes kalamar tutar diyorsun abi. Çok rahat tutar. Bir de yani gece avında daha büyükler çıkar her zaman. O yüzden gece avlarınızı tercih ederken yine aykırı renkler, pembe, yeşil. Ama glow, gözlerin glow falan olmasına da dikkat edin. Çok önemli. Evet, bir tane kalamar kandırdık. Geliyor bakalım, bayağı bir mürekkep çıkardı. Oo, bu iyiymiş. Aha, biraz büyüdü kalamar. Hemen arkasında bir tane daha var. Gel bakalım buraya. Tükür 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 tükür. Levent abiden de kalamar tutmayı öğrendik. Vallahi levrekten gönüllüymüş arkadaşlar kalamar. Allah, kamışım suya düştü ya. Tüh. Şimdi güvenlik geldi galiba bizi çıkarmaya. Şu alabildiğimizi alalım. Gel bakalım buraya bebek. Her tarafımız mürekkep oldu ama. Evet arkadaşlar, avı sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, tekrar bir avda görüşmek üzere.